Sorguladığınız şeyi öğrenmeye başlarsınız. Ve öğrendiğiniz şeyler bazen sizi uykularınızdan da edebilir. Ben bu bedeli ağır bir şekilde ödedim. Ve şimdi sizlerle bu yükü paylaşmak istiyorum. Son bir yılım Türkiye'deki kadına şiddetin temelini araştırmak ve buna bir çözüm üretmekle geçti. Ve sevgili arkadaşlarım, ben artık haberleri takip edemiyorum. Çünkü sorunu biliyor, çözümünü biliyor. Fakat bu çözümü uygulayamıyorken ben o ölen kadınların kanını elimden çıkaramıyorum. Benim bu yolda ödediğim bedel bu oldu. Fakat bu insanlığın ödediği bedelle kıyaslanamaz bile. Ki sadece sorun bu mu? Asgari ücretle 4 kişilik ailesi geçindiremediği için intihar eden o güzel insanları görürsünüz. O kadar da uzağa gitmeyin. Sıra arkadaşlarınıza bakın. Sırf deneyim elde edebilmek için haftanın 5 günü 5 kuruş para almadan şirketler tarafından sömürüldüklerini görürsünüz. Bir de son olarak potansiyel geleceğinize bakın. Orada sırf iş bulamadığı için asgari ücrete mühendislik ve mimarlık yapan akranlarınızı görürsünüz. Karanlıkta olduğumuzu düşünüyoruz, biliyorum. Aynı zamanda korkuyoruz da. Sorunları biliyoruz, peki çözüm ne? Kaçmak mı? Belki de birileri bizim için her şeyi çözsün diye arkamıza yaslanıp beklemeliyiz. Ya da belki başımıza gelmediği sürece sorun yokmuş gibi de davranabiliriz. Hayır. Hayır. Sevgili arkadaşlarım, bunu üzülerek söylüyorum ki bu yolda birbirimizden başka kimsemiz yok. Çünkü sevgili arkadaşlarım, unutmayın ki herkes bir gün ölür. Buna sizler de dahilsiniz, saygıdeğer büyüklerim. Ve geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar, hegemonların elinde yozlaşmış olan bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz.